Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, günahlarımızın silinmesine, takvamızın çoğalmasına, birbirimize olan muhabbetimizin ziyadeleşmesine ve ahirette aleyhissalatü vesselam Efendimizin etrafında toplaşıp buluşmamıza vesile eylesin. Rabbim canımızın istediği gibi değil, kendisinin istediği gibi, başkalarının öğrettiği gibi değil, Kur'an ve sünnetin öğrettiği gibi imanı, İslam'ı anlayıp kavrayıp yaşayabilmeyi hepimize ikram eylesin. Kıymetli dostlar, bazen çok sözler olur, özeti hiçbir şey değildir. Bazen öz sözler olur, çok şeyler ifade eder. Çok önemli olan ne anladım, ne kavradım, hayatıma ne kattım. Çok önemli olan burasıdır. Şimdi Hoca Efendimizin, Müftü Efendimizin okumuş olduğu ayeti kerimelere mana vereceğim. Kısa bir mana vermiş olacağım. Ancak ondan önce Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hayat macerası içerisinde önemli bir noktadan bir anekdotu da sizinle paylaşacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den ayrılmak mecburiyetinde kalır. Doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, sevdiği Kabe-i Muazzama'dan, Mekke-i Mükerreme'den ayrılacak, ayrılmak mecburiyetine kaldı. Kendisinden önce arkadaşlarını gönderdi. Daha sonra sıra kendisine geldi. Cenab-ı Hak talimat verince, izin verince Mekke-i Mükerreme'den hicrete başladı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'le. Mağara yolculuğu çok meşhurdur. Hacca ve Umre'ye giden kardeşlerimiz Cebel-i Nur'u ziyaret ettikleri gibi Cebel-i Sevr veya Cebel-i Tur dedikleri o Sevr mağarasını da genelde hacı efendiler ziyaret ederler. Tabi her gidince ziyaret etmek gerekmez ama hiç olmazsa bir defa o manzaranın yaşandığı yeri görmek güzel bir hatırlatma olur, güzel bir nasihat olur. Şimdi buradan başlayan yolculuk heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, aleyhissalatü vesselam Efendimiz mağaradan başlayan yolculukla beraber Medine'ye doğru hareket ediyorlar. Medine'deki insanlar sinyal aldılar, geliyor. Muhammed Mustafa geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'de heyecan doruk noktada. Mekke'de ise Darun Nedve'de müşrikler toplanıyorlar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl yok edecekler? Bunun planını yapıyorlar. Ve yaptıkları toplantıda Şeyh-i Necdi diye meşhur bir şeyh iltihak ediyor. Yani Darun Nedve'de oranın kodomanları toplanıyorlar. Yaşlı pirifane birisi geliyor. Ben de sizin meclisine katılabilir miyim diyor. Diyorlar ki sen kimsin? Ben diyor ki Şeyh-i Necdi'yim. Necd bölgesinde ki oradaki yaşlı insanlardan birisiyim diyor. Halbuki şeytanmış. İnsan kılığına girmiş. Şeyh-i Necdi suretinde gelmiş. O meclise beni de katar mısınız? Çok parlak fikirlerim var demiş. Onu da meclise katmışlar. Dolayısıyla o mecliste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hapis mi yapalım? Daha henüz Mekke'den çıkmadı. Hapse mi tıkayalım? Öldürelim mi? Sürgüne mi gönderelim? Hangisini uygulayalım? Bunların tartışması yapılırken o Şeyh-i Necdi son kararı veriyor. Diyor ki bunu hapsederseniz bir gün hapishaneden bunu adamları çıkarır. Bunu sürgüne ederseniz gittiği yerde adam toplar. Gelir başınıza bela olur. Neticede bunu öldürmeniz lazım. Bu fikri efendim tasvip ettiriyor ve meclise kabul ettiriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin idam emri çıkıyor o Darun Nedve'den. Neticede onlar o kararı alırken Cenab-ı Hak da 7 kat semanın fevkinde mekandan münezzeh olduğu halde başka bir karara imza atmıştır. Cenab-ı Hak Habibini kurtaracağına ve onu öldürmek için gidenlerin rezil ve perişan olacağına karar almış. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz
Askerler evin etrafını sardıkları halde, içeride de Efendimiz olduğu halde, Efendimiz'i yutmaları bir an meselesi olmasına rağmen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz Kerramallahu Vecihi yatağına yatırıyor, sen burada yat diyor, yarın diyor şu 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 emanetler sahipleri şunlar şunlardır, onlara teslim edersin, ben gidiyorum der ve evin etrafını kuşatan askerlerin tabiri caizse gözleri açık baktığı halde onlar görmediler, Efendimiz aralarından çıktı ve gitti. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh Efendimiz'in evine gitti. Ondan sonra yolculuk başlamış oldu. Ben işin son tarafına geliyorum. Mekke'de bir hareket var, Efendimiz'i öldürme hareketi. Medine'de bir hareket var, geliyor Muhammed Mustafa heyecanı. Bir tarafta böyle, bir tarafta böyle. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz uzun bir yolculuktan sonra Medine'ye yaklaşıyor. Medine'dekiler kadınıyla, erkeğiyle, çocuklarıyla, gençleriyle geliyor diye heyecanlı bir şekilde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i geleceği istikamete doğru gidip karşılıyorlar. Defler çalarak, bir takım beytler okuyarak, yani Talal Bedru meşhurdur, değişik toplantılarda okunur. Talal Bedru aleyna min seniyyatil veda diye meşhurdur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz uçtan gelmeye gelişi gözükünce heyecan doruk noktada. Bu Efendimiz'i karşılamaya gelenler arasında sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar var, kadınlar var, Müslüman olmuş olanlar var, Mekke'den Medine'ye hicret edenler var. O hicret edenlerin delaletiyle Müslüman olan Ensar ve Muhacir var. Bir de henüz Müslüman olmamış, acaba nedir ne değildir diye gözetlemek için karşılayanlar var. Bu henüz Müslüman olmadığı halde gözetlemek için karşılayanlardan birisi de Abdullah İbni Selam'dı. Abdullah İbni Selam Yahudi alimlerinden birisiydi. Tevrat'ı çok iyi bilen Yahudilerin bir numara alimiydi Abdullah İbni Selam. Kendisi anlatıyor, diyor ki, ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini duyunca herkesin yaşadığı heyecan beni de etkiledi. Dedim ki ben de bunu karşılamaya gidenler arasına gideyim. En azından bakayım, göreyim. Bu gerçekten bir peygambere benziyor mu? Bizim kitapta anlatılan peygambere benziyor mu? Değil mi? Ben de bu niyetle gittim. İman etmek niyetiyle değil. Bizim kitabımızda anlatılan peygamber evsafına uygun mudur, değil midir? Bunu gözetlemek için ben de gittim. Geldi, yaklaştı ve kendisini heyecanla bekleyen insanlar artık o ne söyleyecek diye onun konuşmasını bekliyorlar. Hem çocuklarda, gençlerde, hem kadınlarda, erkeklerde, Mekke'den gelenlerde, Medine'de Müslüman olanlarda heyecan doruk noktadaydı. Gözyaşı dökenler, ağlayanlar ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin iki dudağı arasına bakıp ne diyecek, bize ilk tavsiyesi ne olacak diye efendim bekliyorlardı. Abdullah İbni Selam da diyor ki, ben de diyor onu gözetliyorum. Gerçekten Tevrat'ta anlatılan peygamber midir, değil midir diye ben de bu gözle, bu elekten geçirmeye çalışıyorum. Baktım ki Tevrat'ta anlatılan peygamber ile karşı karşıya kaldığım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tıpatıp aynısı. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Estağfirullah, اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Biz kendilerine kitap verdiğimiz Yahudi ve Hristiyanlar, o kitaba bakarak Muhammed Mustafa'yı, yani indirdiğimiz Tevrat'a, İncil'e bakarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öylesine tanırlar ki, ben öyle tanıttım ki onlara, kendi çocuklarını tanır gibi 100 tane, 1000 tane çocuğun içerisinde benim çocuğum budur dedikleri gibi, diyebilecekleri gibi aynen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tanıyacak özelliklerini, güzelliklerini Tevrat'ta, İncil'de ben bunları öğrettim Mevla buyuruyor. Dolayısıyla Tevrat'ı iyi bilen Abdullah İbni Selam diyor ki, baktım ki tıpatıp aynen Tevrat'ta anlatılan peygamberdir. Evvela ne söyleyecek diye merak ettim ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini bekleyen o cemaate ilk konuşmasını yapıyor. Çok önemlidir ki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz heyecanla kendisini bekleyen o cemaate, sizde bir saat vaaz etmiş midir? Yarım saat vaaz etmiş midir? Bir dakika sürmedi vaaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz herkesin aklına kalacak, kulağına küpe olacak, herkesin hayatını değiştirecek
dört tane nasihatte bulundu. Eyyühennâs diye evvela bütün insanlara hitap etti. Eyyühel müminün de demedi. Yani benim mesajım bütün insanlaradır. Çünkü ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim diyor. Ve o insanlara ondan sonra insanım diyen, o vasfı taşıyan, kıyamete kadar gelecek herkese orada dört tane tavsiyede bulundu. Rivayet farklılıkları olabilir. Ben bu dört tane tavsiyeyi siz dostlarımla paylaşmak istiyorum. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz henüz yeni Müslüman olmuş Medinelilere. Mekke'de Müslüman olmuş imandan başka bir şey bilmeyen Mekke'den Medine'ye gelmiş muhacirlere. Henüz Müslüman olmamış, Müslüman olmaya aday olmuş olan insanlara dört tane müşterek tavsiyede bulunuyor. Bu tavsiyelerden birisi Eyyühennâs Efşüsselam. Birinci göreviniz, birinci vazifeniz selamı aranızda yiyeceksiniz. Esselamu aleyküm. Bu bir duadır. Bu duanın içerisinde bütün dünya mihnet ve meşakkatlerinden kurtulup emin olmak vardır. Dünya ve ahiret saadetinin tamamı vardır. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diye yapılan bir duadır. Selam hem Cenab-ı Hakk'ın adıdır. Selam çoğaldıkça toplumda Cenab-ı Hakk'ın adı zikredilmiş olur. Ayrıca selam mükemmel bir duadır. Bu duanın yerini hiçbir şey doldurmaz. Ayrıca selam karşıki tarafa selamet verir. Yani karşıda çölde giderken, dağda bayırda giderken uzakta gördüğümüz bir insan acaba bundan bana bir zarar gelir mi gelmez mi diye endişe yaşadığımızda Esselamu Aleyküm dese bütün korkumuz ne yapmış olur? Kaybolmuş olur. Bizim çocukluğumuzda köyümüzde birisi vardı. Tevhid amca derdik. Böyle biz tabii çocuğuz. Tevhid amca da böyle müzik bir amcaydı. Çocukları yolda giderken korkuturdu. Böyle siyah paltosu vardı. Dilini çıkardı böyle. Çocukları korkuturdu. Biz de şimdi gidiyoruz. Baktık ki Tevhid amca ileriden geliyor. Lan nasıl geçeceğiz yandan? Yaya yol zaten. Yolda dar. Bizi de korkutacak diye korkuyoruz. Aramıza 4-5 metre mesafe varken Tevhid amca babamın selamı var sana dedik. O ve aleyküm selam deyince kadar biz geçtik orada. Yani babamın olmayan selamı bile bizi orada kurtardı. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin birinci tavsiyesi nedir? Çok önemsediği birinci tavsiyesi selamın yayılmasıdır. Bizde selam bir meclise girdiğimiz zaman ne kadar geçerliyse o meclisten ayrılırken de selam o kadar muteberdir ve geçerlidir. Meclislere girdiğimizde selam, çıktığımızda selam. Hatta öyle anlatılır ki yolda iki arkadaş giderken aralarında bir ağaç girmiş olsa birisi ağacın sağından birisi de solundan biraz sonra birleşmiş olsalar selamun aleyküm demeleri tavsiye edilir. Halbuki bir ağaç girdi aralarına. Selamın bizim hayatımızda bu kadar değeri vardır. Çünkü selam hem Cenab-ı Hakk'ın adının anılmasıdır, hem selamettir, hem de dünya ve ahiret saadetiyle ilgili duadır. Borçlu bir insana selam verdiğiniz zaman Allah seni borçtan kurtarsın demek istiyorsunuz. Ailesinde huzur olmayan bir insana selam verdiğiniz zaman Allah sizin ailenize huzur versin demiş oluyorsunuz. Hastalığa müptela olan bir insana selam verdiğiniz zaman Allah sizin hastalığınıza şifa versin demiş oluyorsunuz. İşi bozuk olan bir insana selam verdiğiniz zaman Allah sizin işinizi düzeltsin demiş oluyorsunuz. Kısacası selam öyle bir duadır ki aynı maymuncuk gibi tabiri caizse her kapıyı açar. Hangi derde muhtele olan bir insana siz selamı söylerseniz, selam verirseniz o derdiyle ilgili siz ona dua etmiş olursunuz. Sadece o derdiyle ilgili değil, her şeyle ilgili dua ederken özellikle o derdiyle ilgili de dua etmiş olursunuz. Müzmin bekardır, evlenemiyordur. Evlenmek için mücadele veriyordu. Bir türlü sonuca varamıyordur. Adama siz selam verdiğiniz zaman şu duayı da yapmış oluyorsunuz. Cenab-ı Hak peşinde koştuğun evliliğin en hayırlısıyla sana nasip etsin diye dua etmiş oluyorsunuz. Kısacası bu selamı bize de veren insan aynı şekilde bizim bütün sıkıntılarımızın giderilmesi için de bize dua etmiş oluyor. Çok önemli olan şudur. Gerçekten bize selamı veren bu manayı anlayabilir mi? Veya biz bu selamı aldığımız zaman veya verdiğimiz zaman bu manayı düşünebilir miyiz? Elbette veren alan bu manayı düşünerek verirse ve alırsa o zaman çok daha samimi, çok daha kapsamlı, çok daha etkili olacağında şüphemiz olmaz. Alâ külli hal selam tanıdığımıza tanımadığımıza veririz. Neticesi mutlaka faydası alâ külli hal olur. Siz aspirini içerseniz
Efendim, bir tanesi rahmetli babama şöyle soru sordu. Dedi ki, ya siz dedi, Kur'an, yani kendisi biraz solcu, dinsiz birisiydi, soru soran kişi. Dedi, ya dedi, siz dedi, safsatanın peşinde koşuyorsunuz dedi. Kur'an diye bir kitabınız var dedi. Okuyorsunuz, manasını biliyor musun? Bilmiyorsun. Bilmediğin manasını bilmeden okuyorsun. Sana ne faydası var kardeşim? Demiş babama. Rahmetli babam da peşin cevaplıydı. Dedi ki, 60 yaşında Fadime nene, başı ağrıyor. Başı ağrıyan Fadime nene aspirini içince baş ağrısı geçiyor. Şimdi ben sana sorayım. O Fadime nene aspirin tertibini biliyor mu? İçinde ne var ne yok biliyor mu? Hangi maddeler var, hangi maddeler yok biliyor mu? Bilmiyor. Ama içiyor. Baş ağrısı geçiyor mu? Geçiyor. Aspirin gibidir kardeşim. Biz Kur'an ayetlerinin manasını bilsek de bilmesek de biz bunu okuyunca biz bunun bereketinden istifade ederiz. Aspirin misalini verdi. Gerçekten benim de çok hoşuma gitti verdiği misal. Şimdi Abdullah İbni Selam diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmaya başladı. Biz uzun konuşacağını zannettik. Heyecanla dinliyoruz. Ey insanlar, selamı aranıza yayın dedi. İkinci cümlesi, ve at'imut ta'am. Ey insanlar, cömert olun, ikramcı olun. Keser gibi hep bana, hep bana demeyin. Elbette insandır. İnsan, insana yakışan insanlıktır. Dolayısıyla Allah sana veriyorsa sen de başkasına vereceksin. Yani ekmekçi olmak diye bizde bir tabir var. İnsanlara ikramda bulunmak, yemek yedirmek. Bu bizim hepimizin, şöyle geriye doğru baktığımız zaman babalarımız, dedelerimiz, köylerde evlerimiz artık misafirhane gibiydi. Yani köyde evimize gelmeyen kimse yoktu veya bizim de evine gitmediğimiz kimse yoktu. Bir misafir geldiği zaman köylüler sevinirdi, köyümüze misafir geldi diye sevinirlerdi. Ve evlerimizde de bir odanın adı neydi? Misafir odasıydı. Çünkü ev misafirsiz olmaz. Misafirsiz ev kabristan gibi kabul edilirdi. Bir eve misafir geliyorsa orada bereket vardı. Çocuklar da gelsin misafir gelsin diye sevinirlerdi. Çocukluğumuzu hatırlayalım. İlla misafir gelsin diye sevinirdik. Çünkü misafir geldiği zaman yemekler daha kaliteli oluyordu. O yemeklerden biz de istifade ediyorduk. Dolayısıyla hani çocuklar, oruç tutmayan çocuklar bile Ramazan gelsin gelsin diye beklerlerdi. Çünkü Ramazan gelince o güzel sofralardan onlar da istifade ediyorlardı. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir Müslümana yakışan özelliklerden birisi cömert olmasıdır, ikram edici olmasıdır. İnsanlara efendim sofrasını açık etmesidir. Şimdi bu noktada çok fazla bir şey söylemeye gerek yok da yine rahmetli babamın bir tespitini sizinle paylaşacağım. Cenab-ı Hak hem benim babama hem de sizin bütün geçmişlerinize rahmet eylesin. Derdi ki, oğlum sana bir misafir gelse, sen misafire desen ki gel seni falanca lokantaya götüreyim sana ikram edeyim desen ikram etmiş olursun. Bu bir ikramdır. Ama desen ki gel evde seninle bir yemek yiyelim, çorba içelim desen bu öbüründen 40 kat daha değerli olur. Yani sen evine kimi götürürsün? Çok değer verdiğin insanı götürürsün. Elbette hiç boş çevirmeyip de orada veya burada ikram ettiğinde bir ikramdır, değer vermişindir. Ama onunla bunun arasında çok fark var. Onun için bizim eskilerimiz, zaten lokanta yoktu piyasada, ikramı nerede yapardık? Evlerimizde yapardık. Evlerimizde bereket olur muydu? Bereket olurdu. Şimdi evlerimizde çocuklar da misafiri unuttular. Hanımlar da misafiri unuttular. Unuttukları için siz eve misafir götürmeniz için bir hafta önceden rezerve yapmanız lazım. Bu rezerveyi yapmadan eve misafir götüremezsiniz. Kıyamet kopar misafir çıktıktan sonra. Allah kerimdir, ne olacak? İş nerede bitecek? Mahkemede mi, karakolda mı? Allah bilir. Halbuki evimize sık sık misafir gelseydi ne olurdu? Ev halkı buna alışık olurdu. Dolayısıyla misafir gelince bereket geliyor, bereket geliyor diye herkes sevinirdi. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu tavsiyesi bizim için en önemli tavsiyelerden birisidir. Şimdi bunu ifade ettikten sonra sadece bir tezekkür olsun diye söylüyorum. Buradaki beni dinleyen kardeşlerimiz gerçekten çok değerli kardeşlerimiz. Seve seve İslam'ı yaşamaya çalışan, İslam için fedakarlık yapmaya çalışan kardeşlerimizdir. Şöyle bir soruyla karşı karşıya kalsak, işte bizim evimize en son misafir ne zaman gelmiştir? Ondan önce ne zaman gelmiştir? Böyle bir soruyla karşı karşıya kalsak, evlerimizin ne kadar bereketlendiğini veya ne kadar bereketten mahrum olduğunu anlamak çok daha kolaylaşmış olur.
Rabbim hepimize yardım eylesin. Amin. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin birinci tavsiyesi neydi? Selamı yayın. İkinci tavsiyesi neydi? İnsanlara yemek yedirin, ikram edin. Fakire yemek yedirmek ayrı şeydir. Fakir olmayan insana yemek yedirmek ayrı şeydir. Yani ister fakir olsun, ister zengin olsun, bir insana siz bir şey ikram ettiğiniz zaman tehadev, tehabbu. Bu araya bir sevgi oluşturuyor. Müslümanlar arasında sevgiye ihtiyaç var mı? Var. Bir samimiyet. Gidiyorsun, üç arkadaş, beş arkadaş bir yerde beraber yemek yiyorsunuz veya evinize davet ediyorsunuz. O davetten önce bir defa görüştüğünüz arkadaşlarla. O davetten sonra ne oluyor? Öyle bir samimi oluyorsun ki artık telefonlarınızı alıyorsunuz, birbirini aramadan, mesajlaşmadan, cumalarını, bayramlarını tebrik etmeden duramıyorsunuz. Bir arkadaşla bir hafta umreye gidiyorsunuz, asker arkadaşı gibi unutmuyorsunuz onu. Hele hele yani o atmosfer içerisinde de uyum içerisinde olursa unutmuyorsunuz. Tekrar ben, birinci madde neydi? Aranızda selamı yayın. İkinci madde neydi? Yemek yedirin, ikram edin, misafirperver olun diyordu. Üçüncü madde vesilül erham diyor. Yani sıla-i rahim yapın. İnsanlar insan olmakta kardeştirler. Müslümanlar ayrıca dinde kardeştirler. İnsan olmakta birliktelik, Müslüman olmakta kardeşlik. Bunun dışında bir de akrabalık varsa üç koldan bağlıyız demektir. Akrabalarımız insan olarak onlarla bir ortak değerimiz var. İnsan olarak bir ortak değerimiz var. Müslüman olarak bizimle bir ortak değerimiz var. Bir de ayrıca akrabayız diye ne vardır? Aramızda bir ortak değer vardır. Kıymetli dostlar, şu cümleyi özellikle yakınlarıyla, akrabalarıyla sıkıntısı olan kardeşlerimiz sadece ve sadece kendisi için düşünsünler ve değerlendirme yapsınlar. Fetih suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Fetih suresinden bir önceki sure Muhammed suresidir. Bazı isimlerde Kıtal suresi de denebiliyor kendisine. Bu surenin içerisinde Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki o insanlar ki biz onlara imkan verdiğimiz zaman onlar yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar ve akrabalık bağlarını keserler. Allah onlara lanet etmiştir diyor. Yani bir insanın elinde değişik imkanlar geçtiğinde, kendimin kimseye ihtiyacım yok diye kendini görmeye başladığında, tepeden insanlara, çevresine, akrabalarına bakmaya başladığı zaman, kardeşleriyle, ablalarıyla, kız kardeşleriyle, amcasıyla, dayısıyla, halasıyla, hatta anasıyla, babasıyla geçinememeye başlarsa, bu akraba bağlarını kesmiş olur. Akraba bağlarını sımsıkı tutmaya sıla-i rahim, onları kesme ise kat-i rahim denir. Kat-i rahim dediğimiz, yani akraba bağlarını kesmek, içki içmek haram olduğu gibi o da haramlardan bir haramdır. Domuz eti yemek haram olduğu gibi o da haramlardan bir haramdır. Kısacası adam öldürmek haram olduğu gibi bu da haramlardan bir haramdır. Hatta yeryüzünde fitne ve fesat çıkarmak ile Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri onları tavsif etmiş oluyor. Sıla-i rahim dediğimiz akraba bağlarını samimi tutmak da farzlardan bir farzdır. Namaz farzdır, o da farzdır. Oruç farzdır, o da farzdır. Zekat farzdır, o da farzdır. İlahi kriter bunu gerektirir. Kıymetli dostlar, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde sıla-i rahim yapan kimdir diye tarif ederken der ki leysel vasılü bil mükafi. Yani akraban sana geldi. Sen de ona gittin. Ne oldu? O sana geldi. Sen ona gittin. Karşılıklı olarak ödeştiniz diyelim. Bu güzel bir şeydir. Ama gerçek sıla-i rahim yapan sana gelmeyene sen gidersen asıl sıla-i rahim yapan odur. Çünkü burada bana gelmeyene ben niye gidiyorum? Sırf Allah için gitmiş olurum. Bana gelene niye gidiyorum? O bana geldi ben de ona gidiyorum. İade-i ziyaret yapıyorum. Bu da güzeldir. Bu da çok güzeldir ama bana gelmeyene ben gidersem burada sırf Allah için bunu yapmış oluyorum. Dini bir vecibemi, vazifemi yerine getirmek için yapıyorum bunu. Hele hele kıymetli dostlar, şurasının da altını çizerek söyleyeyim. Aramızdan, babamızdan bize kalan miras sebebiyle, kardeşlerimizle, kız kardeşlerimizle veya akrabalarımızla aramızda beş para yapmayan dünyalık sebebiyle eğer husumet girer, bu husumet bize, çocuklarımıza, yeğenlerimize yayıldığı zaman gerçek fitne kopmuş olur.
Yani ben kız kardeşimle veya abimle görüşmüyorum. Benim çocuklarım da onun çocuklarıyla görüşmüyor. Onun çocuklar da benim çocuklarımla görüşmüyor. Al sana bir düşman ağı yumağı karşısına çıkmış oluyor. Bu fesat değil midir? İşte bu bir fesattır diyor Allah Celle Celaluhu. Bundan dolayıdır ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'yi mükerremeden Medine'ye geldiğin zaman oradaki insanlara 4 madde söyledi. Ezberleyebilecekleri 4 madde söyledi. 5 söylemedi. Bunlarla önce amel edin sonra görüşürüz der gibi oldu. Birincisi selamı yiyeceksiniz. İkincisi cömert olacaksınız, ikramcı olacaksınız. Üçüncüsü sıla-i rahim yapacaksınız. Akrabalarınızı ihmal etmeyeceksiniz dedi. Peki dördüncüsü de basallu billeyli ve nasuniyam. Bir de Allah'a karşı ibadette samimi olun dedi. Nasıl samimiyetinizi ispat edeceksiniz? İnsanlar derin uykuya daldırdığında siz uykunuzu bırakacaksınız, kalkacaksınız, abdest alacaksınız. Allah'ım herkes uyuyor ama ben uykumu böldüm. Senin için namaz kılıyorum deyip secdeye kapanacaksın. Bu Allah'a karşı ibadetteki samimiyetini ortaya koyar. Eğer bunları yaparsanız ne yaptınız? Selamı yaydınız. Cömert olduğunuz, ikramcı olduğunuz imkanlarınıza göre. Sıla-i rahim yaptınız, akrabanızla iyi geçindiniz. Dördüncüsü de geceleri kalktınız. Ne yaptınız? İbadetteki samimiyetinizi ortaya koydunuz. Herkes yapamaz bunu. Yani gecenin derin saatinden niçin kalksın ki? Hasta mıdır? Uykusuz mu kaldı? Tatlı uykusunu bölüyor, kalkıyor, saatini kuruyor, kalkıyor. Niçin kalkıyor? Mevla ile buluşmak için kalkıyor. Gerçekten bunu becerebilen insan, ibadette çok samimi insan demektir. Allah ile bağlantısı samimi olan bir insan demektir. Eğer bunu yapıyorsa, bu insan rüştünü ispatlamıştır. Bir, selamı yaymakta mahir. İki, ikram etmekte mahir. Üç, akraba bağlarını oluşturmakta mahir. 4. Cenab-ı Hakk'a ibadette gece kalkıp yalvarmakta mahir. Tedhulul cennete biselam. Bu 4 tanesini yerine getirirseniz ben size garanti veriyorum. Selametle cennete girersiniz diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Abdullah İbni Selam bunları duyunca gider aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna. Elini alır. Ya Resulallah ben Müslüman olacağım. Ben Abdullah İbni Selam Yahudilerin Medine-i Münevvere'de 1 numaralı alimleri benim. Hepsi bana sorar, hepsi benden fetva alırlar. Onların buradaki reisi benim. Ve ben iman ettim der. Biraz sonra bizim Yahudiler gelecekler, sana hoş geldin, sefa geldin diyecekler. Önce benim iman ettiğimi sormadan, söylemeden onlara de ki, Abdullah İbni Selam'ı aranızda nasıl bilirsiniz? Onlar benimle ilgili gerçekten çok güvendiklerini, 1 numaralı alimleri olduğumu söyleyecekler der. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Abdullah İbni Selam'ı arkasına alır. Yani saklar. Yahudiler geldiğinde. Yahudiler hoş geldin, sefa geldin demeye gelirler. Ve de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları imana davet eder. Ve onlara sorar. Abdullah İbni Selam kimdir? Derler ki onlar bizim Medine'de en büyük alimimizdir. O bizim dayanağımızdır. Tevrat'ı en iyi bilendir. Peki der ki o iman ederse siz iman edecek misiniz? Haşa, tüm haşa öyle böyle bir iş yapmaz. Bizim dinimizden dönmez der Yahudiler. Bunun üzerine Abdullah İbni Selam arkadan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çıkıverir. Onlara imanını izhar etmiş olur. İmanını izhar edince bu sefer Yahudiler çok affedersin kalleş millettir onlar. Bu sefer Yahudiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bizim en rezilimizdir, güvenmediğimiz adamdır, beceriksiz adamdır, zaten biz bunu sevmezdik falan diyerek biraz önce söylediklerinin tam tersini söylemeye başlarlar. Kısacası kıymetli dostlar, aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında çok önemli bir nokta olan Medine'ye giriş ve Medine'deki Müslümanlar hayatında çok önemli nokta olan Efendimizle ilk karşılaşma ve Efendimizin ilk konuşması bu 4 cümleden ibaretti. Bu 4 cümle ey Medineliler diye başlamadı, ey insanlar diye başladı. Bugün bu nasihati biz kendimize almış oluruz. Bizden sonra gelecek insanlar da kendilerine almış olur. Bu 4 tane nasihati yerine gelince tedhulül cennete biselam, selametle cennete girersiniz müjdesi de efendim hepimiz için geçerli bir akçedir kıymetli dostlar. Hoca Efendimizin okuduğu ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri kısaca ne buyurdu? اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Şüphesiz iman edip salih amelle hayatını güzelleştiren insanlar كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَى Firdevs cennetleri onların konaklama yeridir. Yeter ki iman olsun, salih ameller olsun,
Uçuyor insan, gidiyor. Nereye gidiyor? Firdevs-i Âlâ'ya doğru gidiyor. Rabbim hem imanda hem salih amelde zirveyi yakalamayı her birimize nasip eylesin. Halidine fîhâ lâ yebgûne anhâ hibele. Onlar cennette Firdevs'te ebedi olarak kalacaklar. O kadar mutlu olacaklar, o kadar memnun olacaklar ki asla biz buradan bir başka yere gidelim demeyecekler. O kadar sevecekler, o kadar mutlu olacaklar ki bir başka yere gitmeyi hiç arzu etmeyecekler. Kul habibim de ki levkânel behru midâden li kelimâti rabbi. Eğer şu denizler mürekkep olsalar, o mürekkepleri yazacak kalemler olsa, Cenab-ı Hakk'ın ilmini yazmaya kalksalar, lenefidel bahru kabile en tenfede kelimatü Rabbi. Allah'ın ilmi bitmez, denizler biter. Bu denizler bir başka ayet-i kerimede 7 kat daha artırılmış olsa, hepsi mürekkep olsa, ona göre kalem defter olsa, hepsi yazsa Cenab-ı Hakk'ın ilmi bitmez. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilminin sonu yoktur demektir. Velev ci'nâ bi mithî mededâ. Kul habibim de ki innema ene beşerun mislüküm. Ben de sizin gibi bir beşerim. Ben de insanım. Yerim, içerim, evlenirim, efendim uyurum, uyanırım, hasta olurum, iyileşirim. Ben de faniyim, ben de ölürüm. Siz insansınız. Sizde ne varsa bende aynısı var. Ben sizden farklı değilim. Bir farkım var. Yuhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhum vâhid. Bana Cenab-ı Hak vahyetmiştir. Dolayısıyla Allah birdir, başka ilah yoktur. Bu bilgiyi bana Cenab-ı Hak kesin olarak melek vasıtasıyla bildirmiştir. Binaenaleyh put diye bir şey yoktur. Allah'tan başkasına tapılmaz. Bu gerçeği Cenab-ı Hak bana bildirdi. Ben de size bildiriyorum. Femen kâne yarcû liqâ'a rabbihi. Kim Allah'a kavuşmak ve onun huzurunda mutlu olmak isterse ne yapsın? Felyamel amelen sâlihen. Tavır ve davranışlarına baksın. Kur'an ve sünnete uygun hareket etsin. Allah'ın ve Resulünün razı olmadığı hiçbir şey yapmasın. Felyamel amelen sâlihen. Ve lâ yüşrik bi ibadeti rabbihi hada. En önemlisi Rabbisine ibadet ederken başkasına ortak koşmasın. Sadece ve sadece Allah'a ibadet etsin. Tevhid akidesinden dışına kaymasın diyor. Yüce Rabbim her birimizi bu kriterlere uyanlardan eylesin. Dünyası ahireti mamur olanlardan eylesin. Rabbim işlerimize bereket versin. İş yerlerimize bereket versin. İşçilerimizi, elemanlarımızı her türlü kazadan, beladan, elemden, kederden korusun. Çocuklarımızı, eşlerimizi bereketli eylesin. Huzur içerisinde hayatımızı sürdürmeye muvaffak eylesin. Çocuklarımızı bizden daha hayırlı eylesin. Rabbim çocuklarımızı bizden daha hayırlı eylesin. Din İncil-i İslam'a hizmet eden hadimlerden eylesin. Yüce Rabbim okuyan yavrularımızı, okutan hoca efendileri, yardım eden ashab-ı hayratı da iki cihanda aziz eylesin. Yüce Rabbim burada bizleri buluşturduğu gibi yarın ahirette Habibin etrafında aynı şekilde firesiz ve eksiksiz bir şekilde buluşmayı da cümlemize nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.